Düğmeye kimin bastığı tartışılan beyaz enerji operasyonundan bir ay önce Enerji Bakanlığı'ndan bazı bilgisayar ve disketlerin çalındığı ortaya çıktı sayın seyirciler. Polis ve jandarma içinde hangi bilgilerin bulunduğu bilinmeyen bilgisayar ve disketlerin peşine düştü. Trilyonluk vurgunu ortaya çıkaran beyaz enerji operasyonunda şimdi Enerji Bakanlığı'ndan çalınan bilgisayar disketlerinin kaderi araştırılıyor. Beyaz enerji operasyonundan bir ay önce bakanlıkta yaşanan bir hırsızlık olayında bazı bilgisayarların yanı sıra kasalarda tutulan disketlerin de çalındığı öğrenildi. Jandarma ve polis gizli bilgilerin saklandığı bu bilgisayar disketlerini bulmak için harekete geçti. Disketlerdeki bilgilere ulaşılması halinde yeni suç bağlantıları su yüzüne çıkarılmış olacak. Jandarma bilgisayar disketlerinin izini sürmek için operasyona hız verdi. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Talat Şalk'ın yürüttüğü beyaz enerji operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 9'a yükseldi. Enerji İşleri Genel Müdür Vekili Osman İlhan da gözaltına alınanlar arasına katıldı. Yedek hakimlik sorguları devam eden 7 kişi için 3 günlük gözaltı süresi istedi. Operasyonu başlatmak için düğmeye kimin bastığı yönündeki tartışmalar Milli Savunma Bakanı Sebahattin Çakmakoğlu'nun yorumuyla farklı bir boyut kazandı. Düğmeye şunun basmış olması, bunun basmış olması gibi çok kullandığınız tabiri ben yerinde görmüyorum. Esas olan düğmeye bugünkü hükümet ve ona kanun çıkarmak suretiyle destek vermiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Ziya Aktaş ise bazı operasyonların kendi döneminde başladığını söyledi. Bir takım bilgiler geldi. Bu bilgilerin ön incelemesini yaptırdım. Ondan sonra da soruşturma açılması talimatına gitmiştim. Bu arada beyaz enerji operasyonuyla gözaltına alınan devlet eski bakanı Birsel Sönmez'le birlikte 3 kişi adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildi. Beyaz enerji operasyonuyla ilgili olarak gözaltına alınan devlet eski bakanı Birsel Sönmez'le birlikte 3 kişi adli tıba götürüldü. Yakalandıktan sonra ilk defa görüntülenen devlet eski bakanı Birsel Sönmez, jandarma ekipleri tarafından adli tıba getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. TH Yönetim Kurulu eski üyesi Hanefi Baş ve Nuri Doğan Karadenizli, Enerji İşleri Genel Müdürü Osman İlhan da sağlık muayenesine tabi tutuldular.